Yorulduk diyorsanız, şöyle dostlarla sohbet edelim diyorsanız, biraz da bazı tatlardan alalım istiyorsanız çok özel bir kafedeyiz. Merhaba değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi sizlere Isparta'dan ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Gatber Pastane ve Kafeterya'dan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahiplerimiz Sayın Fatma Alptekin ve yine işletme sahibimiz Sayın Celil Alptekin beyefendi bulunmakta. Bakalım bu harikulade işletmede verilen hizmetler, sektör olan katkıları, tercih edilme sebepleri ve en önemlisi ürün yelpazesiyle ilgili bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Merhabalar efendim, nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına. Allah iyilikler versin. Öncelikle bu yoğunluğun içerisinde bizlere zaman ayırdınız ve değerli bilgilerinizi bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Şimdi Gatber Pastane ve Kafeterya olarak burada verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız, tercih edilme sebebiniz, ürün yelpazeniz gibi bütün değerli bilgilerinizi alacağım. Ancak öncelikle sevgili izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtarak başlamak istiyorum. Ve izin verirseniz Fatma Hanım'la başlamak istiyorum lütfen. Fatma Alptekin kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Fatma Alptekin 1977 Şarkaraç Isparta doğumlu. Daha henüz yeniyiz ama yıllardır ev hanımı olmam sebebiyle zaten yapıyordum bu ürünleri. Yiyenler çok beğeniyorlar. 2017'ye kadar çocuğunuz, eşiniz ve yakınlarınızın evet, özellikle yediği, bu imkanı bulabildiği ev hanımlığı yaparken evet, 2017 yılında değerli hocamın da özellikle ısrarı ve takviyesiyle diyelim evet, özellikle bu sektöre giriş yaptınız. İyi evet, ki de girdiniz. Evet. Son derece kaliteli bir işletmecilik yapmaktasınız. Ve ben hemen eşinize dönmek istiyorum. Sayın Celil Alptekin, siz de tanıyabilir miyiz hocam? 1970 Isparta doğumluyum. Asıl işim öğretmenlik. Uzun yıllardır eşim ev hanımı olarak bize tattırdığı lezzetleri Isparta halkının da tatmasını istedik. 2017 yılında böyle bir işletme açmaya karar verdik. Hayırlı uğurlu olsun tekrar. Şimdi işletmeniz son derece kaliteli bir işletme. Hem profesyonelce hazırlanmış ürünler, hem hijyenik ortamı, güler yüzünüz ama ilkeli ve prensipli çalışmalarınız da var ki bunların tamamını açacağız. Fakat öncelikle biraz konumdan da söz ederim. Toplam kaç metrekarelik bir alan efendim burası? 90 metrekare. 90 metrekare alanda çalışmaktasınız ve sizlerle birlikte çalışan kadro sayısı? 3 kişi daha çalışıyor. Sizinle birlikte toplamda 5 kişilik evet, uzman bir ekip diyebiliriz. Evet. Şimdilik 5 kişi. 5 kişilik bir profesyonel kadroyla hizmet vermektesiniz. Şimdi burada verilen hizmetleri biraz açalım. Size gelen talepler doğrultusunda ya da müşterileriniz. Evet. Sizden ne tür hizmetler almakta, onlara neler sunuyorsunuz efendim? Biz ürünlerimizde tereyağı kullanıyoruz. Kullandığımız ürünleri çok kaliteli bir şekilde yapmaya çalışıyoruz yani. İnsanlar da bunu beğeniyorlar. Bu lezzetleri tattıkça bizi tercih ediyorlar. Tabii ki burada yapılan ürünleri biraz açalım isterseniz. Buraya gelen müşterilerimiz neler sunuyorsunuz onlara efendim tabii, özellikle? Katmerimiz var iki çeşit. Biri tahinli, biri haşhaşlıdır. Burada yapıyoruz onları. Ve buranın yöreseli aslında. Tabii Isparta'nın yani çok tercih ettiği, insanların gerçekten lezzetini beğendikleri bir ürün. Ve burada da bunu onlara sunabilme imkanımız var. Evet. Katmerin yanı sıra yine pidelerimiz. Böreklerimiz var. Kıymalı, peynirli. Mantımız var. Hı-hı. Ev yapımıdır. Hı-hı. İçinde hakiki kıyma vardır. Hı-hı. Yine tatlı çeşitleriniz, yağlı tatlılarınız, pastalarınız, evet, kurabiyeleriniz. Yani bir pastanenin alınabilecek her türlü ürünle gelen konuklarımıza ya da siparişlere cevap verebiliyorsunuz. Evet. Size gelen konuklarımız ağırlıklı olarak nerelerden gelmekte? Bu hizmet nerelere kadar ulaşabiliyor efendim? Yani Isparta merkezli olarak başladık. 3 aylık bir işletmeyiz ve Isparta'nın tamamından müşterilerimiz sadece var. Bölgeyle sınırlı değil, merkezde sınırlı değil. Merkezde sınırlı Isparta'nın değil, ilçelerden. Tamamı. Evet, ilçelerden hatta il dışından gelen müşterilerimiz bile var. Isparta'nın tamamı olduğu gibi çevre il ve ilçelerden var, gelen misafirlerimize de hizmet evet, verebiliyorsunuz. Evet. Ya da bir talep gelmesi durumunda kargonun ulaşabileceği her türlü noktaya da ürün gönderebilme imkanımız var. Tabii ki. Şimdi böyle bir talep doğrultusunda değerli izleyicilerimiz sizlere nerelerden ve nasıl ulaşabilirler? Sizlere ulaşabilecekleri web adresiniz www.gatber.net'ten sizlere ulaşabilecek. Değerli izleyicilerimiz yine sizlere ulaşabilecekleri mail adresleriniz var. cemo32@hotmail.com sizlere ulaşabilecekleri evet, mail evet, adresi ve Facebook adresiniz var. Gatber Kafe. Evet. Gatber Kafe ve sosyal medya sayfalarının tamamından Gatber ismiyle sizlere ulaşabilecekleri gibi telefon numaralarından da bir talep gelirse tabii, kendilerine hizmet verebiliyoruz ki veririz. Sizlere ulaşacakları telefon numaraları 0246 alan koduyla 223 8181'den ve yine sizlere ulaşacakları GSM numaraları var 0544 595 3288 0543 660
3288 nolu telefonlardan bir talep gelmesi durumunda kendilerine hizmet edebiliyoruz. Evet. Alınabilecek dışarıdan siparişlere cevap verebiliyoruz. Evet. Özel günler için özellikle bir sipariş gelmesi durumunda da organizasyonlara ve özel günlere hizmet verebilme evet. imkanımız evet. var. Toplu evet. sipariş evet. alabiliyoruz. Toplu siparişler de alabiliyorsunuz. Evet. Şimdi işletmeyi kuruluşuna baktığımızda 2017. 3 aylık bir mazimiz var. Fakat çok kısa zamanda herkesin tanıdığı, bildiği ve tercih ettiği en iyi işletmelerden birisiniz. Evet. Fakat biraz evvel de söylediğim gibi bu sektörde sizin gibi çalışan birçok işletme varken özellikle insanların sizi tercih etme sebebi nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir efendim? Efendim çıkış noktamız zaten eğitimci de olmama sebebiyle birinci kişilik prensibimiz dürüstlük. Kapımızda yeminimiz de var bu konuyla ilgili. Doğallık, kalite, hijyen. Çok çok önemli. Bunlara çok önem veriyoruz. Kaliteden ödün vermiyoruz. Kullandığımız tüm ürünler birinci sınıf. Kesinlikle ikinci kalite bir ürünü sokmuyoruz kanımıza. Yani yeminizde de olduğu gibi siz aslında burada çoluğunuza çocuğunuza yedirmeyeceğiniz bir ürünü asla müşteriye sunmuyorsunuz. Asla. Aynen efendim. Biz olaya ticari tabii ki bakmıyoruz. Öncelikle kalite, kalite doğal olarak ticareti getirecektir, karı getirecektir. Öncelikle kalitemiz var. Kalite. Profesyonel bir sunum yapıyorsunuz. Son derece hijyenik bir ortamda. Güler yüzlü ve mütevazi kişiliğinizde de burada gelen misafirlerimize hizmet vermeniz sizin tercih edilme sebeplerinin başında. Evet. Ama ürün tadı, damak tadı, kalite bunlar da olmazsa olmazlarınız diyebiliriz. Peki şimdi sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben biraz deriye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeniz neler yapmayı planlıyorsunuz? Benim oğlum Ankara'da tıp okuyor. Anne diyor senin yaptığın bu ürünleri Ankara'da satsan yani kuyruğa girerler diyor. Biz gidip de öğrenci olarak düzgün bir şey alıp yiyemiyoruz diyor. Kesinlikle. Bulamıyoruz diyor. Düşünüyoruz yani ileride neden Ankara olmasın? Ya da bir şube açmayı düşünüyoruz. Neden olmasın? Ankara, İstanbul büyük illerimizde daha fazla insana hitap etmek, bünyenize daha fazla insan çalıştırmak, şube sayısını artırmak gibi projelerimiz var. Ama bunu yaparken bugünün kalitesinden asla ödün vermemek asla. İlk projemiz diyebiliriz. Kesinlikle ödün vermiyoruz. Bana soruyorlar, toptancılarım geliyor, toptancılar diyor ki abla emin misin yani bu kalitede gidebilecek misin? Ben de diyorum ki ablam eğer ben bu kalitede gidemezsem kapatırım ondan daha basit. İyi diyorum. Yani. Çok büyük hırsımız yok diyorsunuz. Yok. Zaten. Kesinlikle. Peki şimdi biraz evvel söyledik son derece kaliteli ürünler, kaliteli malzeme, kaliteli ürün. Nereden temin edilir? Alırken nelere dikkat ederiz efendim? Efendim sektörde zaten bu işi yapmaya başladıktan sonra ürünlerle ilgili ayrıntılı bilgi sahibi oluyorsunuz. Hangi markalar kalitelidir, hangi ürünler tercih edilir. Ustalarımız bizi yönlendiriyor. Şu markanın şu ürününü kullanalım diyorlar. Müşterilerimizden gelen tepki doğrultusunda o ürünleri kullanmaya da devam ediyoruz. Mutlaka marka, kaliteli, günlük, taze ürünler kullanıyorsunuz. Evet. Asla kalitesiz bir ürünü ve insan sağlığına zarar verecek bir ürünü asla kullanmıyoruz. Hiçbir katkılı ürünü bizim dükkanımızda bulamazsınız. Koruyucu maddesi olan. Tamamen organik, doğal ürünlerden. Evet. Özellikle gelen misafirlerimize hizmet edebiliyorsunuz. Biraz evvel söyledim. Bu sektörün en iyisisiniz. Ve sizi en iyi yapan özellikleri zannediyorum bir cümleyle değerli izleyicilerimize özetlediniz. Ama bana göre bunların içerisinde olmazsa olmazlardan bir tanesi de müşteri memnuniyeti. Ve şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde belki uzun yıllardır diğer mesleğinizde öğretmen olarak sizi, aile hanımı olarak sizi tanıyan ama son 3 aydır da işletmeci olarak sizden hizmet alan belki yüzlerce binlerce değerli misafiriniz ve müşteriniz de bulunmakta. Ki onlar sizden aldıkları hizmet ve ürün sonrası duyduğu memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak müşteri portföyünüzde oluşturuyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz? Tabii ki. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Bize verdikleri katkılardan dolayı. Biz açtık işletmemizi. Daha önce ürün alanlar almaya devam ettiler. Tanımayanlar birbirlerine duyurdular. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İnşallah onları burada tekrar bekliyoruz. Hepsine. Efendim sizden de bir teşekkür mesajı alabilir miyim? Efendim birinci hedef müşteri memnuniyeti zaten. Güler yüzlü ayrılan ve yediği ürünü memnuniyetini bize tekrar dönüp ifade eden müşteri bizim yaptığımız işten haz duymamıza yol açıyor. Bize pozitif dönütleriyle destek veren, bizden ürün almaya devam eden müşterilerimizin hepsine canı gönülden teşekkür ediyoruz. Hepsi baş tacımız. Artık onlar sizin büyük aileniz diyebilirim. Evet, umuyorum evet. Onlarla uzun yıllar daha birlikte olabilme imkanı bulursunuz. Evet, ben de sizlere ve onlara özellikle başarılar diliyorum. İzin verirseniz sizlere veda etmeden önce siz biraz evvel değerli müşterilerinize buradan ve dostlarınıza teşekkür etme imkanı buldunuz. Ben de size veda etmeden önce sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına bir davetle veda etmek istiyorum. Bize ayırdığınız bu değerli zaman için tekrar çok teşekkür ediyorum. Teşekkür başarılarınız daim olsun diyoruz. Kazancınız, rızkınız ve bereketiniz bol olsun diyoruz efendim. Teşekkür ederiz efendim. Bize bu imkanı verdiğiniz için. Sağ olun. Yayınınızda bize yer verdiğiniz için teşekkür ederiz.
Değerli izleyicilerimiz, sizlere Isparta'dan ve sektörünün en iyisi Gatmer Pastane ve Kafeterya'dan seslendiğimizi söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Son derece profesyonel çalışan kadrosu, birbirinden kaliteli geniş ürün yelpazesi, hijyenik ortamları, güler yüzleri, ilkeli ve prensipli çalışmalarıyla mutlak görülmesi gereken işletmelerden biri. Zaten verilen hizmet kalitesi, damak tadı, çalışan kadro ve kendilerini görüp tanıdığınızda inanın ki çok fazla söze gerek kalmadığı sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizlere ayırdığınız zaman için sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz, sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Isparta ve sektörünün en iyisi Gatmer Pastane ve Kafeterya'dan sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz efendim.